Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Geleneksel piyasalarda haftalık kapanışlar gerçekleşti. FED tutanakları açıklandı. Haziran ayıyla ilgili FED tarafından net sinyaller geldi. Genel anlamda piyasaları konuşalım. Bitcoin'de, geleneksel piyasalarda durumlar nedir? Önümüzdeki dönemde özellikle Haziran ayında bizi ne gibi senaryolar bekleyebilir? Bunları tartışalım istiyorum. Hemen Bitcoin'e başlamam gerekirse anlık olarak 28.800 dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Bulunduğumuz bölgede günlük bazda RSI uyumsuzluğunun devam ettiğini söyleyebilirim. Bitcoin fiyatında alçalan dipler oluşurken RSI'da yükselen dipler oluşmaya devam ediyor. Bu anlamda hala bir konsolidasyon sürecindeyiz. Bitcoin destek üzerinde tutunmaya çalışıyor ve bu alanda biraz daha momentumun arttığını görüyoruz. Borsalarda, piyasalarda alış baskısı artıyor fakat Bitcoin fiyatında düşüş devam ediyor. Bu yüzden destek üzerinde tutunduğu sürece kısa vadeli görünümün hala pozitif olduğunu düşünüyorum ben. Daha kısa vadeli zaman dilimini incelememiz gerekirse 4 saatlik bazda çok uzun bir süredir aynı alanda konsolide ettiğimiz daha net bir şekilde görünüyor zaten. 28 bin dolar burada önemli bir destek alanı. Bitcoin bu alanı 3. kez denedi. Net bir şekilde deniyor. Her seferinde Bitcoin düşüş yaşıyor. 28 bin dolardan bir alımla beraber destek bölgesinden yukarıya doğru sekiyor. 28 bin dolar önemini korumaya devam ediyor. Günlük bazda özellikle 28 bin dolar altında günlük kapatmaların gelmemesi çok önemli. 28 bin dolar altında gelebilecek olan günlük kapatma burada Bitcoin'de daha alt seviyeleri 24-25 bin dolar seviyelerini gündeme getirecektir. Bu yüzden Bitcoin'in 28 bin dolar üzerinde tutunması çok önemli. Bunu son videolarda zaten defalarca anlattım. Bu tarz ana destek alanları 4 saatlik kapanıştan daha ziyade günlük kapanışta teyit edilmeli. Günlük bazda 28 bin doları korumamız kısa vadede çok önemli. Burada uzun bir süre önce bir kama formasyonundan bahsettim hatırlarsanız. Bu kama formasyonunun hala içerisindeyiz. İlginç bir şekilde eğer Bitcoin burada düşüşünü azar azar aşağı yönlü devam ettirirse 24 bin dolar desteği denense dahi bu kamanın içerisinde kalmış oluyor. Yani orta uzun vadede teknik anlamda bu kama kendi yapısını korumaya devam ediyor. Buradan yukarı yönlü bir hareket gelmesi halinde direnç alanı 35 bin dolar, 34-35 bin dolar olarak nitelendirilebilir. Bu bölge artık Bitcoin'de birçok desteğin toplandığı alan. Yani burada daha doğrusu direncin toplandığı alan. Burada bir trend var, bir düşüş trendi var. Bu trendin denenmesi halinde yine 35 bin dolara denk geliyor bu bölge. Genel anlamda hacim profillerinin çoğu bu alandan geçiyor. Daha önceki dönemde destek olarak çalışmış bir alan. O yüzden 35 bin dolar artık bizim için çok çetrefilli bir bölge diyebilirim. Burada Bitcoin'in uzun süre takılması, 28 bin dolar bandında takılması 38 bin ihtimalini biraz daha geri plana atmaya başladı. Çünkü 38 bin doların önceden denenmesi buradaki trendin retesti anlamına geliyordu. Fakat şu anki durumda 35 bin doların denenmesi bu trendin denenmesi anlamına geliyor. O yüzden 35 bin dolar Bitcoin'in önünde olan en önemli direnç alanlarından birisi diyebilirim. Benim şahsi beklentim hala aynı yönde. Ben kısa vadede Bitcoin'in yukarı yönlü bir hareket yapıp en azından 35 bin dolarlara denemesini bekliyorum. Bulunduğumuz bölgede de bunun şartı 28 bin dolar üzerinde tutunmamız. 28 bin altında günlük bazda kapatma gelirse bu beklenti kısa vadeli olarak iptal olur. Burada artık 24 bin dolarları dolayısıyla kapitülasyon ihtimalini konuşmaya başlarız. Dediğim gibi kısa vadede beklentim 28 bin dolar üzerinde tutunup 35 bin dolarlara doğru bir atakın gelmesi. Eğer bu atak gelirse böyle bir durumda teknik verileri, opsiyon piyasasını, temel konjonktürü harmanlayıp 35 bin dolar kırılır mı kırılmaz mı, hangi senaryolar daha olağan, bunları konuşmak daha makul olacaktır. Bitcoin'in genel anlamda son dönemde geleneksel piyasalarla olan korelasyonunu çok konuştuk. Yani hem S&P ile hem Nasdaq tarafıyla çok yüksek bir korelasyon söz konusu. Geleneksel piyasalarla koreli hareket ediyor Bitcoin. Bunun nedenini aslında Bitcoin boğa sezonu yaşarken ben kanalda anlattım. O dönemde takip edenler biliyordur. Nedenini ben şöyle görüyorum. Kurumsal yatırımcılar geleneksel piyasalardan kripto paralara taraf yönelirken
aslında yatırımcı davranışlarını da değiştiriyorlar. Bu yatırımcılar buraya küçük miktarda paralarla gelmiyor. Milyarlarca dolarlarla geliyor. Böyle bir durumda doğal olarak fiyat hareketi yatırımcı davranışına göre şekilleniyor. Orada yani geleneksel piyasalarda nasıl davranıyorlarsa Bitcoin ve kripto para tarafında da öyle davranmaya başlıyorlar. Mesela birçok kurumsal firmanın yatırım yaptığını duyuyoruz. Tesla'sı, MicroStrategy'si, yani bu firmaların buraya yatırım yaptığı bir ortamda, bilinmeyen yüzden fazla firma olduğuna da ben eminim. Böyle bir ortamdayken doğal olarak yatırımcı davranışları değişiyor ve iki piyasa birbirine benzer hareket etmeye başlıyor. Fakat son günlerde S&P ile Bitcoin arasındaki korelasyon bir nebze bozuldu. Hatırlarsanız son videoda buradaki dikey trendden bahsettim. Bu trendin yukarı yönlü kırılımını S&P tarafında bekliyorum dedim. Böyle bir kırılım geldi. Çok net bir kırılım geldi. Yukarı yönlü hareket başladı. Burada 4330-4380 bandının genel anlamda direnç alanı olduğunu düşünüyorum. Ama bu kırılımın gelmesiyle 4330'ların denenmesiyle beraber Bitcoin'de de paralel olarak 35.000 dolarların mesela denenmesini beklerdim. Şimdilik tabi burada da direnç alanına gelmedik. Pazartesi piyasalar açıldığında neler olur? Şu an hafta sonundayız ama Bitcoin korelasyonunu bozduğu için hafta sonu da sert hareketler sergileyebiliyor. Önümüzdeki 48 saat içerisinde neler olur, bunları da izlemek gerekiyor. Ama benim net düşüncem şu yönde. Kısa vadede burada korelasyon bozulsa dahi Bitcoin geleneksel piyasalarla olan korelasyonunu, bağlılığını devam ettirecektir. Burada iç dinamik gereği, belki opsiyon piyasaları tarafı gereği, belki fiyat manipülasyonu gereği Bitcoin'de bir ayrışma olsa da önümüzdeki periyotta yine korele bir şekilde hareketleri devam ettireceklerdir. O yüzden özellikle S&P tarafında bu trendin kırılması Bitcoin'de kısa vadede yukarı yönlü hareketi bana göre daha olağan kılıyor. Ben de izlemeye devam ediyorum. Umarım ki en azından kısa vadede zararların biraz daha tazmin edildiği güzel bir yükseliş dönemi yaşayabiliriz. Dediğim gibi 35.000 dolara doğru bir hareket gelmesi halinde o bölgedeyken duruma göre değerlendirip yorumlamak en makul seçenek olacaktır. DXY tarafına baktığımız zaman burada bir trendi konuşuyoruz bir süredir. Bir yükseliş trendi söz konusu ve bu trendin destek alanı yatay destek alanıyla aynı bölgeye tekabül ediyor. 100.96 bandından bahsediyorum. Bu bölge denendiği zaman buradan yukarı yönlü bir tepki gelmesini beklerim. Yani trend kırılımı gerçekleşecekse dahi DXY'de burada yukarı yönlü bir trendin denenmesini ve tepkiyi beklerim ben. Daha sonrasında 100.96 kırılırsa burada tekrardan alt destek alanı olan 96-97 bandı gündeme gelecektir. Buradaki trendi de piyasalara korele ve senkronize bir şekilde takip etmek gerekiyor. Bitcoin 3 aşağı 5 yukarı, 5 aşağı 3 yukarı hareketler yapıyor ama altcoin'lerde durumlar daha kötü. Bunun da nedeni tamamen Bitcoin dominansı. Bitcoin fiyatı sert hareketler yaptığı zaman altcoin'lerden para Bitcoin'e kaymaya devam ediyor. Böyle bir ortamda iken de tabii ki altcoin'lerde yukarı yönlü hareketler göremiyoruz. Çok istisnai altcoin'lerde sadece yukarı yönlü hareketler görebiliyoruz. Bitcoin dominansı ile ilgili son videoda anlattığım üzere 47.5 seviyesi burada direnç alanı. Bu bölgenin denenmesiyle beraber ben artık buradan tepki gelmesini beklerim. Dominans ile ilgili şunu hatırlatmak isterim. Aynı zamanda Bitcoin dominansının geri çekilmesi her zaman altcoin yükselişlerini işaret etmez. Bazen USDT dominansını, stablecoin dominansını yukarı doğru çeker. Böyle bir durumda Bitcoin dominansı düşer, Bitcoin fiyatı da düşer. Aynı ortamda USDT dominansı yükselir. Yani altcoin'ler yükselmemiş olur. Ama eğer Bitcoin yukarı yönlü bir hareket sergilerse, mesela 35.000 dolarlara doğru gittiği bir rotada dominansla 47.5'lara gelirse bunu gayet pozitif algılarım. En azından kısa vadede altcoin'lerin biraz daha yukarı yönlü hareket edeceğini, Bitcoin'in önüne geçeceğini düşünmeye başlarım. İşin temel tarafında Fed tarafından 50 bas puanlık faiz artışı geleceğine dair net sinyaller gelmeye başladı. Bu hafta Fed tutanakları açıklandı. Bazı küçük enflasyon verileri açıklandı. Fed'in yine önümüzdeki ay 50 bas puanlık bir faiz artışı uygulayacağı neredeyse netleşmiş durumda. Hatırlarsanız 2 aydır ben bu konu üzerine konuşuyorum. Piyasalara Powell tarafından önden yüklemeli faiz korkusu enjekte edildi.
75 bas puan ihtimali enjekte edildi. Fakat bu faiz artışları çok dramatik olacağı için, işsizlik oranını fırlatacağı için, resesyon ihtimalini arttıracağı için genel anlamda Fed'in ilk etapta 50 bas puanla devam edeceğine dair fikirlerimi paylaşıyordum. Bu dönemde beklemediğim tek şey, piyasalar 75 bas puanı önden yüklemeli faizi fiyatlarken 50 bas puan realitesinin Bitcoin'i yukarı yönlü götürmesiydi. Ben en azından yukarı yönlü bir hareket bekliyordum. Bu beklentim gerçekleşmedi. Ama Fed tarafından da hala gizli kozlar, daha doğrusu güçlü kozlar kullanılmadı. Yani Fed'in yine önümüzdeki ay 50 bas puanlık bir faiz artışı uygulayacağını artık neredeyse net bir şekilde biliyoruz. Bu yüzden de piyasalarda Fed kaynaklı çok büyük bir korku olmadığını da söyleyebilirim. Çünkü öncesinden zaten bu fiyatlamalar gerçekleşti. Bunun hatta fazlası gerçekleşti. O yüzden özellikle kripto para tarafında, Nasdaq ve S&P tarafında Fed'in uygulayacağı faiz hamlesi kaynaklı çok agresif düşüşler en azından Haziran ayı içerisinde beklemiyorum. 9 haftadır düşen bir kripto para piyasası var. Yine S&P bu hafta biraz daha toparlıyor ama kripto para piyasası yarın önceki haftanın altında bir kapatma yaparsa 9. hafta ard arda kırmızı kapatmış olacak. Bu yüzden Haziran ayı içerisinde en azından indikatörlerin rahatlaması adına, temel gelişmelerin çok negatif olmaması, resesyon korkusu ile, stagflasyon korkusu ile Fed'in biraz daha güvercin durması, en azından şahin durmaması ile beraber yukarı yönlü tepki hareketleri gelmesini hem bekliyorum hem de temenni ediyorum. Umarım dediğim gibi önümüzdeki dönemde de kısa vadede de olsa bu tarz hareketler görürüz. Piyasalar düşmeye başladığında altcoin'lerle ilgili özellikle kötü haberler servis edilmeye başlar. Yani mesela AVAX'la ilgili son dönemde çok sert ve negatif söylemler, eleştiriler duyuyorum. Protokole göre arzı sınırı sızmış, Luna'nın elinde bulundurduğu AVAX'lar varmış. İşte bunlar AVAX'ı bitirecek, sıfıra götürecek gibisinden haberler duyuyorum, söylemler duyuyorum. Özellikle halk arasında bu tarz konuşmalar çok oluyor ve kulaktan kulağa yayıldıkça insanlarda da korku oluşturmaya başlıyor. Öncelikle arkadaşlar, AVAX protokolü arzı sınırlı olan bir protokoldür. Ve AVAX bana göre şahsen kale gibi bir projedir. Kale gibi bir blok zincirdir. Luna'nın elinde bulundurduğu AVAX'ları satması halinde dahi piyasada kısa vadeli hareket dışında herhangi bir etki olacağını düşünmüyorum. Keza Avalanche firması da aslında burada Terra Luna elinde bulundurduğu AVAX'ları satmak isterse biz bunları almaya hazırız gibisinden bir açıklama yaptı. Yani zaman geçtikçe bu korku, söylemler de unutulacaktır ama bu dönemde bu korkuya yenik düşenler genelde paralarını kaybedenler oluyor. Hiçbir projeye sonuna kadar güvenemeyiz tabii ki. Her projenin bir sıkıntısı olabilir. Blok zinciri hacklenebilir veya farklı bir tokenomics kaynaklı sorun yaşayabilir. Keza Terra Luna tarafında bunu gördük. Bunun önüne geçmenin en iyi yolu sepet yapmaktır. Ama ben bir sepet yapıyorsam bu sepette de AVAX gibi bir projeyi mesela bulundurmak isterim. Keza zaten elimde bulundurduğumu da biliyorsunuz. Portföyümü oluşturduğum zaman orada AVAX'a da yer verdim. Dediğim gibi bu tarz dönemler genelde kötü haberlerin servis edildiği dönemler olur. O yüzden projeleri araştırırken kulaktan kulağa konuşulan söylemlere ve deyimlere değil, white paper'lara ve akademik araştırmalara uygun olarak hareket etmenizi öneririm. Bugünlük bu kadar. Hepinize tekrardan güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.